Kumuyan çocuklarını getirdiler. Eti senin kemiği benim derdiler. Evet. Ve çırak olarak bırakırdılar. Bizim rahmetli babamız öyle yapardı. Getirir ustamıza verirdi. Derdi ki al eti senin kemiği benim. İş öğret buna. Şimdi yok. Şimdi bulamıyoruz. O çıraklar da yok. O büyükler de yok. Hiçbir şey yok. Şu an çırak sıkıntısı yaşıyoruz. Evet. Yani çırak da bulamıyoruz. O eski büyükleri de bulamıyoruz. Anladın? O eski müşteriyi de bulamıyoruz. Yani hayat gitgide zorlaşıyor. Şimdilerde öyle bir şey yok. Biz kendi çıraklık dönemimizde yaşadık onu. Bizi öyle verdiler, öyle yetiştik ama şimdi öyle bir şey yok. Yani şu an sanayide bu durum bundan ibaret mi? Aynen ondan ibaret. İşe yaramayan çıraklar sanayide. Başka bir şey yok. Çırak olayımız yok yani. Sıkıntımız var Salih abi. Bu yerine takılacak da tamam abi sen yerine sus. Efendim baba. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz efendim. Eskiden büyüklerimiz okumayan çocuklarını getirdiler sanayiye. Evet. Eti senin kemiği benim der verirdiler. Evet efendim. Şimdi öyle bir durum var mı? Maalesef. Olamaz çünkü artık hep okumak. Liseyi bitiriyor daha çırak yapamıyor. Zaten bu saatten sonra da yani Erzurum'da yani değil Erzurum'da Türkiye genelinde usta da biraz zor bulunacak, yetişecek. Çünkü eleman yetişmediği mi usta olmaz. Siz nasıl başladınız işe? Biz 12 yaşından beri sanayideyiz. Babanız sizi öyle mi getirdi? Evet, getirdi. Ustamıza al ustacığım, eti senin kemiği benim dedi. O şekilde bıraktı bizi. Bugüne geldik, çıktık. Çok şükür, hamdolsun. Allah razı olsun, sebep olmuşlar. Şimdi çırak yok. Yok maalesef. Şimdi yok. Gelmiyor. Babaları diyor ki, hatta çocuklar geldiği zaman bile babalar yani karışıyor ki yok çocuğumu incitmeyin, ezmeyin. Evvelden bize babalarımız getir ustaya bıraktığı zaman derdiler ki eti senin kemiği benim. Şu anda öyle bir şey yok yani. Peki sizin babanız sizi öyle mi bıraktı? Evet. Neler yaşadınız o zaman? Gayet güzel yani şu anda ustalarıma teşekkür ediyorum. Allah ölenlere rahmet eylesin. Onların sayesinde ekmek yiyorum. Şu anda çırak yok. Yok şu anda çırak yok. Bulabiliyor musunuz peki? Yok yetişmiyor. Okullardan dolayı yetişmiyor. Peki böyle çırak bulunmazsa meslek ölür mü? Meslek illaki ölür. Şu anda öyle bir etkinlik kalmadı. Eskiden dediğiniz gibi işte babalar getirdi evlatlarını, çocuklarını getirdi okumayan çocuklarını. Haşerlik yapan çocuklarını. Yaramaz çocuklar getirdiler sana ya ustalara dediler ki ustacığım bu çocuğun eti senin kemiği benim. Der çıkar giderdiler. Usta da onu, çocuk da onun bilincinde olduğu için işine kendini verirdi. O işi kapmaya çalışırdı. O işte kendini yetiştirirdi. İlerisinde bir sanatkar olur. Sanat en azından elinde bir sanatı olurdu. Şimdi öyle değil. Şimdi okumayan çocuklarımız şu anki zamanda babaları getiriyor. Diyor ki usta buna kaç lira haftalık vereceksin? Kaç lira para vereceksin? İlk dedikleri kelime bu. Bunu söyleyince işte ustanın eli kolu bağlı zaten. Bir şey diyemiyor çocuğa. Çünkü öğretecek bir şey yok. Bu çocuğun amacı sanat öğrenmek değil. Para kazanmak. Para kazanmaksa da sanayide ilk öncelikle sanat öğreneceksin. Önce bir o altın bileziği takacaksın koluna. Ondan sonra para kazanmaya başlayacaksın. Bu ekmeği çiğnemeden yutmak gibi bir şey. Ekmeği çiğnemeden yutabilir misin? Yutamazsın da gelecek, ezilecek. Gerekse ustasından fırça yiyecek, gerekse çekici yiyecek, tornavda yiyecek, bu işi öğrenecek. Siz hiç öyle yaşadınız mı o duyguları? Ben kendim, ben şu anda müşteri olarak geldim. Hanifi Bey'in dükkanında şu anda müşteriyim ben kendim. Evet. Ama kendim de esnafım. Evet. Esnaflıktan bildiğim için genelde bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz. Geliyor işte atıyorum, babası tutmuş elinden getirmiş. Ben karşılaşıyorum bu gibi olaylardan. Önceden dediğiniz gibi işte usta et senin kemiği benim meselesi şu anda kalktı. Usta bu kaç lira vereceksin? Kaç lira haftalık vereceksin? Nasıl gidip gelecek bu çocuk? Aracınız var mı? Bu gibi şeylerle karşılaşıyoruz maalesef. Merhaba. Merhaba. İsmin ne? Samet. Samet, sen buraya nasıl başladın? Kim getirdi seni buraya? Kendi isteğimle çok heveslendiğim için babamdan izin alıp buraya başlamaya tercih ettim. Evet. Okulum 2 gün gittiğim için okulda sonra hep buraya gelip çalışıyorum bile.
Yani baban sen istedin, baban izin verdi. Evet. Demedi mi yorulursun, zor? Dedi ama işte zor şeyle şey yaptık. Öyle izin verdi, biz de geldik çalışıyoruz. Evet. Bir şey yok. O bitti o iş. O iş bitti de artık. Çırak mırak nerede? Kim verir çırakını ki? Peki siz nasıl başladınız? Sizin babanız nasıl getirdi buraya verdi? Usta oldunuz. Ben ilkokulu hem ilkokula yedirdim hem de bu işe getirdi. Sanayiye getirdi, bıraktı beni babam. Ne gibi zorluklarla karşılaşıyordunuz? Ben hep 19-20 yaşına kadar hep tek yaşadım burada. Bir evde kaldım. Babam bir köydeydi o zaman. Evet. Can abi. Pencerenin farlarını kaça değişiriz? Komşular mı değişecek? Bu arada da iş görüyoruz sevgili izleyenler. Bir kardeş abi. Gelelim abi. Ekmek parası da. Nasıl duygular yaşadın o zamanla? Şimdiki zamanı bir değerlendirir misin? Şimdiki zaman çok güzel. Rahat. Bir sıkıntı yok. Şimdi buna da bir tane çırak verseler, bunun yanına deseler ki eti seni cemici benim. Bu zaten cemici eder, bırakır. Eder mi? Öyle bir usta. Bulamıyorsun ki öyle çırak işinde. Şimdi öyle çırak nerede? Evet, bulamıyorsun ki de öyle adam çalıştırasın. Bak şimdi karşı tarafta motorcuda bir çırak yatırmışlar. Evet. Liseye okumamış. Lise 2'ye gitmiş, daha okumamış çocuk. Dün arabanın altında ustası... Oradan diyor ki bir tane düz tornada ver. Diyor ki az dur bir telefondan oynuyorum diyor. Ondan sonra dedi ki Rayi canım dedi, bırak şu telefonu, şu takımı getir. Dedi çok üstüme gelirsen sen çalışmıyorum ha dedi. Şimdi de o var da. Peki size, sizin zamanınızda? Bizim zamanımızda usta döcirdi yetmirdi. Hefle döcirdi yetmirdi, ondan sonra da cidirdin eve baban derdin ki usta beni dövdü, bir de baban döcirdi. Ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi babası cennet ustaya kızı cennet çocuğa vurursan. Peki teşekkür ederim abiciğim. Eskiden idi kardeş, eskiden her şey. Bitti. Her şey şimdi o Facebook'ta da bir bayanı konuşturuyorlar diye iPhone'lar hep şey yapıyor ya. Şimdi bir çocuğun elinde, ben geçen seneye kadar o da mecbur kaldığımız halde işte WhatsApp'tan malzeme şeyleri, kod numaralarını sipariş verirdik diye telefon aldık. Ama şimdi çocukların elinde hep telefonu, ha benim çocuğum da var diyor. Doğru. Çalışır mı? Çalışmaz. Şimdi çocuğa yatırırsan her şeyi sağladın mı? Ben askere gidene bir kara lastiğine, ben askere gidene kadar Hacı Mahmut bana ne almışsa ayakkabı görmüşen. Başka bir şey yok. Ama şimdi çocuğa bakıyorum, 600 milyonluk ayağında ayakkabı var. Oturmuş iPhone 8 kaç para şimdi o telefon? 3-4 milyar. Ne 3-4 milyar? 8 evet. Milyar mı ne? Elinde ha karşıda. Evet. Sobanın yanında oturur. Kimse ha arkadaşının oğlu diye işte çalıştırır. O çocuk ne öğrenecekse. Evet. Ha bitti. Şimdi önceden parayı düşünüyorlar değil mi? Şimdi parayı düşünüyorlar. Evet. Önceden para ne parası ya? Evlerde yemek, usta ne yedirirdiyse ondan karnımız doyardı. Akşam giderdik acacına yatardık, sabahtan kalkardık geldik. Evleri beklerdik ki karnımız doysun. Şimdi öyle bir şey yok abi. Eskiden büyüklerimiz çalışmayan, okumayan çocuklarını sanayiye çırak verirdi. He abi. Eti senin, kemiği benim. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdilerde öyle bir şey var mı? Yok abi. Şimdi yok, imkanı yok. Getirirdi ki kaç yaptırak vereceksen. Evet. Vuramazsan, dökemezsen. Peki sen nasıl başladın? Senin baban öyle mi yaptı? Yok, imkanı yok. Usta eti senin, kemiği benim. Ustam bile bana vursaydı ben diyemedim ki usta bana vurdu. O da bana vurdu. Niye dedin diye. Şimdi yok abi, şimdi o bitti, sana yıldırdılar. O zaman zorluklar çekiyor muydun? Çok çok çok. Küfür, dayak. Şimdi o yok. Şimdi her şey para. Her şey para. Vallahi getirdi ki kaç lira vereceksen diye. Sigorta yatırır mı sen? Bizde öyle bir şey yok. Usta al bunu çalıştır. Para mara istemiyorum senden. Yeter ki buna meslek öğret. Yok. Şimdi yok. Öyle bir şey yok. Şimdi hiç getiren yok mu? Şimdi getiren ne diyor? Aylık ne vereceksin? Sigortasını yapacaksın. Evet. Efendim mesleğiniz sokaktan kurtarsın diye konuşuyorlar. O da öyle bir şey yok. Evet. Zaten okullar belli. Şu anda öyle bir şey yok yani. Peki siz nasıl başladınız? Babanız sizi getirip çırak mı verdi? Yok, babamız vermedi. Biz kendimiz çalışmaya başladık. 1983'te
başladım. Hele bugün olmuş, çalışıyorum. Peki o zamanki çıraklık nasıldı? O zamanki çıraklık çok kötüydü. Neler yaşıyordunuz? Her şeyi yaşıyordum. İşte böyle bir dükkan yok. Ufacık tortum garajında bir dükkan. Kalfalar orada. Biz de camın kenarında bile büzüşürdük. Soba yanıyor mu, ısınalım mı, ısınmayalım mı? O şartlarda çalıştık. Artık kanal bile yoktu. Lift bile yoktu işte. Öyle çalıştık. İşe nasıl gidip geliyordunuz? Yaya. Sanayiden tortum garajına yaya. Araba yok. Vesait yok yani. Kışın nasıl oluyordu o zaman? Kışın da yaya yine aynı. Lahana gibi sarılıyorduk. Yallah işe. Sabahtan anamız giydirirdi 3-4 çift çorap. Kafamızı gözümüzü sarardı. Git işe. Öyle çalıştık kardeş. Allah razı olsun. Sizden. Harikaydın. Güzel usta. Hadi sağ ol. Sen o temizlersen çekme. Şimdi de büyüklerimiz ne diyorlar? Diyor ki işte benim çocuğum okusun ama masa başında çalışsın. Senin çocuğun masa başında okuyup gidip çalışacak. Ya buralarda kim çalışacak? Yarın senin benim arabama kim bakacak? Kim bundan tamirini yapacak? Önceden babalar, büyükler çocuklarına kıyıyordu. Şimdi yok, öyle bir şey yok. Yok benim çocuğum sanayiye gitmesin, sanayide kötü örnek. Niye biz geldik kötü örnek mi gördük sanayide? Yani sanayi farklı gözden görüyorlar ama çok yanlış. Düşünceleri yanlış. Benim çocuğum gelip burada iş öğrenir ki, iş sahibi olacak ki yarın sana ona buna iş olarak hizmet yapsın. Aa, ne yazık ki şu an hiçbir dükkanda bir tane çırak yok. Kardeşim benim yanımda, bir tane yeğenim yanımda. Daha okulu çocuk bıraktı geldi burada çalışıyor. İhtiyaç var, elemana ihtiyaç var. Aa, büyüklerimiz ne yapacak? Yani sanayiye bile göndermese, işte okumayan çocuklarını meslek liselerine göndersinler. İşte bir meslek sahibi olsunlar. Ama yok işte benim çocuğum illa buraya yok. Kardeş senin çocuğun gelişimi veya becerisi, yeteneği neyse ona göre yönlendir. Sen kendi kafana göre çocuğu yönlendirme. Belki senin yönlendiğin yerde bu çocuğun yeteneği, kabiliyeti gelip yapamıyor. Peki sen nasıl başladın? Ben mi? Okul okumadım. Sokaklarda babam değil de yani amcamın dükkanı vardı. Biraz da meyil olunca geldim işte sana 93'te burada başladım işte. Hem ortaokula giderdim. Ortaokul 1'di. Hem dükkana geldim hem okul okudum. 3 seneyle gitti işte ondan sonra da devamlı dükkanda durdum. O zaman şartlar nasıl? O zamanki şartlar çok ağırdı. Eskiler çok merhametsizdi. Şimdikiler ya eleman yok. Biraz da gebeyiz. Mecbur nazlarından oynuyoruz. Ama eski zaten yani sizin yaşadığınız zaman aynı bizimkisinin de çilesi aynı. Yani eskide çok zorluk vardı. Yani çok çile çektik yani. Önceden Ekim Kasım ayı dediği zaman da buralar bembeyaz. Nereden 1-1,5 metre karlanan olurdu. Ya şimdi gelmiş Aralık ayına dayandık. Halen daha karada çalışırız. Her şey güzel, her şey hoş. Bolluk bereketlik içindeyiz ama tat huzur yok. Yani bu her iş için geçerli Salih abi. Valla işte büyüklerimizden ricamız. Kardeş çocuklarınızı gönderin. Burada öcü yok. Yani kimse deli değil senin çocuğuna durup dururken şey yapsın. Zaten çocuk 15 yaşına galiba okulu bitiyor. 15 yaşına gelen çocuğa da istersen kendin bir şey diyemiyorsun. Desen bile sen onun saygısını, saygısızlığından dolayı veya hatasından dolayı kızar bağırırsın. Önceden büyüklerimize bağırı çağırırdı, kızardılar. O zaman da çalışıp duran kişiler hepsi iş güç sahibi oldu. Ama kaçıp gidenler aynı salakana salakana yine sokaklarda dolanıyorlar. Göndersinler çocuklar abi gerçekten yani her dükkanda ne demek sen 2-3 tane eleman lazım. Aşağı yukarı burada 700'e yakın dükkan var sanayi odasına kayıtlı. Valla her dükkana 2 tane adam lazım yani çırak. Çıraksız da dükkanlar zor. Evsiz kadına benziyor aynı. Şimdilerde öyle bir şey yoktur. Çünkü daha eski büyüklerden kimse kalmadı. Yeni neslimiz olarak hiç kimse oğlunu sanayiye veya çocuğunu sanayiye göndermek istemiyor.
Genellikle daha dışarıda, sosyal hayatta olan çocuklarımız var. Onlar zaten şu anda güncel hayatta olan Android telefonlarımız var. Sosyal medya var. Bunlara takıldığı için sanayideki hayatı hiç kimse istemiyor. Yani gelmek istemiyor. Halbuki şu anda en güzel hayat sanayide var. Yani aile terbiyesi olsun, ustalık olsun. Burada yetişen bir çocukla çarşıda yetişen bir çocuğun arasında dağlar kadar fark var. Önceki zamanlarda büyüklerimiz bunları bildiği için getirirmiş ustaya, işte eti senin kemiği benim. Bunu neden yapmış? Gelsin zorluğu görsün, disiplini görsün, ileride büyüdüğünde geldiği yeri unutmaması için böyle bir şey düşünmüşler ama şimdiki hayatta zor. Çok zor yani. Siz nasıl başladınız? Biz baba mesleği, babamın mesleğine bakış açısına alışkanlık yaparak onun işini sevdiği için öyle bismillah dedik başladık. Şu anda da ustasınız. Şu anda da ustayız, hamdolsun. Herkese tavsiye ediyoruz değil mi? Ya tabii ki yani şimdi kolumuzda bir altın bileziğimiz var. Nereye giderse işte bunu bozdurup işimize devam edebiliyoruz ama başka bir insan yapabileceği tek bir iş var. O, ondan başkası yok. Mesela adam dışarıda arkadaş çevresine takıldı mı, yaşı da zaten askeri çağına geldi mi, ondan sonra da hiçbir şeyin sahibi olacağı yok. Yollar uzun uzar gider, deli gönül feryat eder. Yaz baharım kışa döner, geçti ömür boşa gider. Sen de bir gün unutursun. Şimdilerde yok. Nedeni ne? Nedeni, valla nedeni açıklayamıyorum. Yok. Yani bir sanat, işte bir meslek bence daha iyi bir şey. Ama çocuklarımız nedense bu tip şeylere yönlendirilmiyor. Aslında bu bir eğitimdir. Büyük bir eğitimdir. Ama bunu yapan yok şu anda. Yani olmasını ben çok isterim. Şahsen tabii, bu şahsi fikrim. Yani biraz bir şeylerini görmesi lazım. Şimdi hiç getiren yok mu? Şu anda yok. Zaten yok ki, kardeşim var yanımda, başka da kimse yok. Siz nasıl başladınız? Ben üniversite okudum bu bölümü. Otomotiv teknolojisi okudum, öyle başladım ben. Ya tabii ki benim amcalarım falan da hep sanayicidir. Onların yanında çırak olarak da yetiştik biz. Ama şimdi yok, bakıyorum hiç. Ustanın kendisi işte takıma gidiyor. Yani hep bireysel artık. Şey yok. Çırak kültürü, çırak kültürü bitti. Bir şey yok şu anda. Hiç getiren olmadı mı? Hayır, yok, kimse getirmez. Geldiği zaman da hemen gelir gelmez. Çocuğuma kaç para vereceksin usta? Benim çocuğum ne olacak? Senin çocuğun daha bir işi bilmedi ki, bir şey öğrenmedi ki. Bir tükkan süpürsün, kaflı olsun, ondan sonra para iste. Ha, usta parasını verecek ama pazarlık usulü değil. Usta kendi istediğine göre, kanun ne istiyor. Siz nasıl başladınız peki? Sizin babanız mı bıraktı, siz mi geldiniz? Valla beni babam getirdi, bıraktı. Nasıl bıraktı? Ustama dedi ki, eti senin kemiği benim dedi. Çıktı gitti, ne haftalık sürdü ne de bir şey. Dedi ki ustacığım, eti sana, kemiği de benim. Evet. Dedi, çıktı gitti. Önerleri yemek yiyirdik. Haftalıkta 2,5 lira verirdi ustam. Karşılık, pazar karşılığı yedirdik. Eylecemen elhamdülillah bugünlere geldik, çok peki, şükür. O zaman yürüyerek gidip geliyordunuz değil mi? Kışın nasıl yapıyordunuz? Yürüyorum. Nasıl zorluklar çekiyordunuz? İlla ki canım, orada o zaman o zorluklar vardı. Şimdiye göre imkanlar şey değildi. Gerçi benim evim yakındı. Hemen evime buradaydı, siteler buraydı. Gelirdim ama yukarıdan gelen arkadaşlar biraz daha zorlardılar.